Mümin la yahlû min qilletin ev illetin ev zilletin diye buyuruyor Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Mümin azlıktan, hastalıktan ve zelil düşmekten ayrı durmaz. Diğer bir hadis-i şerifte müminin sıfatı şudur ki sümbül gibidir diyor Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Rüzgar onu hareketlendirir. Kimi zaman düşer, kimi zaman ayağa kalkar. Müslüman hep imtihan içerisindedir yani. Kafir ise sedir ağacı gibidir diyor. Hep böyle dimdik durur. İmtihanın aslı onu bulmaz yani. Aslı Müslümanı bulur. Onun için yani müminin imtihanı çok olur bedeninde, malında. Ve bunlar ne var? Onun günahlarını Allah katında siler. Kafir böyle değildir. Onun günahını silecek bir şey Allah ona vermez. Dimdik durur yani sedir ağacı gibi. Ama burası dünya. O günahlarla ahirete gider. Allah muhafaza buyursun. Sonra orada çeker. Onun için zillet geldi diye İllet geldi diye, kıllet geldi diye üzülme. İman noktasında kendini hesaba çek. İmanın tam ise Allah'a yakın isen ne kıllete tak ne illete ne de zillete. Unutmayın yani bunu hayatımızda yaşadığımız her şeye bakalım. Ne sıkıntılar yaşıyorsak bilin ki mümin olduğumuzun senedi bunlar yani. Mümin isen sıkıntın olacak arkadaş. Bu böyle. Açık ifade Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem min qillatin ev illetin Bu üçünden birini yaşayacaksın ya da hepsini yaşayacaksın yani. Onun için bunlar senin kimi zaman günahını dökecek, kimi zaman mertebeni yükseltecek, kimi zaman erişemediğin güzel ahlaklara erişmeni sağlayacak. Onun için bunlarla karşılaştığın zaman aman benim hayatımda hep böyle saçma sapan konuşmalarına girme. Sen Müslümansın böyle olacaksın yani. Sümbül gibisin diyor Resul-i Ekrem. Sümbüle rüzgar bir vurur kimi zaman onu ayağa deker kimi zaman yere düşürür. Böyle bazen düşeceğiz, bazen dikileceğiz yani. Yahsabuna kulla sayhatin. Bu münafıkların bir de çok ödleken tiplerini ayette anlatıldı ya. Görünüşleri dev gibi. Ondan sonra konuşmaları da çok güzel ama içte ne var? Hiç. Yahsabuna kulla sayhatin aleyhim. Yürekleri yok diyor yani. Yürekleri yok. Cüsseleri tam ama yürek yok içerisinde. Her yüksek sesin kendini olduklarına zannederler diyor. Korkarlar yani. Aman başımıza bir şey mi geliyor diye korku içerisindedir diyor yani. Birisi askerin içerisinde bağırdığı zaman bir yüksek güçlü ses duydukları zaman hemen başlarına bir bela geliyor düşüncesine kapılırlar ki "Vel ha'inu haifun demişler. Hain olan korkaktır. Hainlik yapan insan acaba böyle bana mı kastediyorlar? Beni mi diyorlar diye böyle korkaklık içerisinde olur. Kaşani Kutusesür demiş ki çünkü cesaret, cesurluluk, yüreklilik, cengaverlik bu Allah'a olan imandan, yakini imandan kaynaklanır. Fıtrattan gelen kalbin temizliğinden kaynaklanır. Münafıklar ise onların kalpleri zaten nefsin lekeleriyle kirlerine dalmış bir durumdadır yani. Onun için manevi lezzetlerden uzaktırlar onlar. Dünyevi lezzetlere dalmış, şehvetlerine dalmış, şek ehli, şüphe ehlidirler. Onun için kendilerine korkaklık sarar. Her yüksek sesi kendilerine bir tehdit olarak algılarlar yani. Allah Subhanahu ve Teala ne kadar rezil bir tip olduklarını da burada ifade etmiş oluyor yani. Ve yahut da bu korkuları İçlerinde gizlemiş olduğu küfrü Allahu Teala bir ayeti kerimesiyle ortaya çıkartacak diyedir. Diye de tefsir edilmiş. Bu şekilde yani içlerindeki küfür ortaya çıkacak. Küfür ortaya çıkınca da bunlar kafir olunca Müslümanlar bunların mallarına her şeyine el koyacak korkusuyla yaşarlar. Humul <laughs> aduvu diyor Allah Subhanahu teala. İşte bunlar düşmanlığı tam olanlardır. Düşmanlık noktasında ileri olanlardır yani. Düşmanın en büyüğü El aduvul mukasiru ledi yukasiruke. Seni kıran düşmandır yani. İçinde bir hastalık olup geçmeyen bir hastalık olandır. Onun için dibimizde yakınımızda olduğu için düşmanlığı büyüktür bunların. Fahzaruhum kaçın onlardan diyor Allahu Teala. Katalahumullah. Allah öldürsün onları. Lanet etsin onları manasında da tefsir etmiş Hazreti İbn Abbas radıyallahu teala bunun tefsirinde Allah onlara lanet etsin. Bu ifadeyi buyurdu Rabbimiz ki müminlere öğretmek için olabilir ki o tip insanları bildiğimiz zaman aleyhine beddua etsinler diye. Burada dilalet ediyor ki ayeti kerime ehli fesada beddua etmek yerinde yani güzeldir. Allahu Teala bidatçıları, İslam'a düşman olanları, İslam'ın hasımlarını ortadan kaldırsın diye dua etmek güzeldir yani. Özellikle isme, şahsa değil de böyle sıfatları ele alaraktan yani İslam düşmanlarını yok etsin Allah. İslam düşmanlarını mahvetsin Allah gibi beddualar edilebilir. İslam'ın lehinedir çünkü bunlar. Burada tabi cümleyi haberiye olarak ifade edilmesinin Allah Subhanahu ve Taala'nın söylediği kesin olur manasını belirtmek içindir. Bazıları demiş ki ehlekehum Allah onları helak etsin manasındadır buranın tefsiri yani. Şöyle de söylenmiş olabilir yani katelahumullah bizim Türkçede söylediğimiz hani kızdığı zaman e, anneler bazen çocuklarına söyler Gebermeyesice ya da bazıları geberesice gibi bir tabir kullanıyoruz yani. Ya. Bu da o tabir olabilir. Geberesice münafıklar yani gibisinden bir tabir de olabilir enna yufakune nasıl yani bunu yapabiliyorlar? Nasıl resul Ekrem gibi bir zatı görüp ondan bu harika ayetleri, ilimleri duyup hala Allah'ın yolundan insanları nasıl saptırmaya çalışıyorlar? Allah'ın nurundan nasıl engellemeye çalışıyorlar? Küfre ve dalâle nasıl çekmeye çalışıyorlar? Tevhidat-ı Necmiye'de bu ayetleri de şöyle tefsir etmiş Onları gördüğün zaman suretlerindeki halleri onların gördüğü zaman diyor. Riya ile karışmış olan amelleri sana böyle gözünde büyük gelir. Saflıktan, ihlastan uzak riya ile karışmış o ameller gözüne güzel gelir. Konuştukları zaman sözlerindeki, seslerindeki birbirine uygunluklar halbuki manadan boş olduğu halde insanlar o sözlere kulak verir diyor. Onların manadan soyunmuş olan suretleri duvara yaslanmış ağaçlar gibidir. Duvardan murat da diyor ila vehmi yani vehim duvarına. La ruha fiha ve ma'na. Sözleri kalpten gelmedikleri için vehme yaslanmış. Normalde Allah'a bağlı olması lazım ki söz Allah'tan gelsin, hak olsun. Bunlar Allah'a bağlı olmadığı için duvara, duvardan muratta vehim, alçak düşünceler, tutarsız düşüncelere dayanan o süslü sözleri ruhsuz, manasız sözleri güzelmiş gibi gözükür. Her sesi ki sahabiha surul kahri Allah'ın kahredici olan her sözü üzerlerine düşüyormuş gibi zannederler. Nifak hastalıklarından dolayı kalpleri zayıf olduğu için diyor. Bunların düşmanları çoktur zati düşmanlıkları, sıfatlarındaki çirkinlikleri çoktur. Fahzerkum bir sureti onlardan uzaktur diye söylenmiş. Yani neticede yukarıda anlatılanların biraz daha kalbi olan tabirlerini burada söylemiş. Yani bu insanlar hani sadece kafirleri ele almıyoruz. Müslümanların içerisinde de yani münafıkların asli münafıklar değil de nifak hastalığına yakılmış Müslümanları da ele alıyoruz buradan. Bakıyorsunuz konuştuğu zaman o şiir gibi konuşuyor. Tipine bakıyorsunuz insanı etkiliyor. Fakat konuştuğu sözlerin içerisinde altında ihlas yok. Vehme dayalı boş şeyler. Hani ne diyorlar şimdi? Teori. Teori ürettik. Yani Allah'ın ayetini kabul etmiyor. Bu teori üretenler var ya. Doğruluğunu kabul etmiyorlar. Resul-i Ekrem'in sözünün doğruluğunu kabul etmiyorlar. Bunlara önem vermiyorlar. Bir dayanağı yokmuş. Fakat kendileri devamlı teori sunuyorlar. Teori nedir? İspatlanmamış şeyler. Bir düşünce yani. Atıyorum ben ortaya. Olabilir bu kadar. Bu olabilirleri Allah'ın ayetinden daha ileride, Resul-i Ekrem'in sözünden daha ileride tutuyorlar yani. Ve bir takım Müslümanlar var. Onlar da bunlara tabi oluyorlar. Diyor ki evet. Rabbimiz Subhanahu ve Teala görünüşlerinin güzelliği. Nedir görünüşlerinin güzelliği? Bugüne tabirle biz anlatıyoruz bunu. O makam mevki sahibi olmuş. Her gün takım elbise falan ütülü elbiseler giyiyorlar. İnsanlar buna önem gösteriyor diye bir takım süslü kelimeler ediyor. Bir saat boyunca durmadan konuşabiliyor ama konuştuğunun altında aslında hiçbir şey yok. Sadece milleti oyalamak için, kandırmak için söylemiş olduğu süslü laflar var. Ve dayandığı nokta kesinlikle yakını bir ilim değil. Tamamen tutarsız ve desteksiz düşünceler. Bu tip, bu tarz konuşmalarından dolayı kendilerine kulak da veriliyor. Ama bunlar aslen duvara dayanmış kalaslar gibidir. Yani hakiki ilimden ne alabilirler ne söyledikleri söz ve hekimden geldiği için ayakta durabilirler. Mümkün değil. Hep yaslanacaklar bir duvara. Yaslandığı duvar şeytanın duvarı olduğu için ne ayakta durabilirler ne de Allah'tan gelen Sübhanehu ve Teala ilmi kalplerini alabilirler. Bu olur bunların halleri. Bunlar düşmandır. Ne kadar iyi de gözükse sözleri çok da olsa yarayacak insan değildir. İslam'ın aleyhinedir bunlar. Qatalahumullah. Allah bertaraf etsin onları. İslam'ın önünden çeksin onları. Biz böyle diyelim. İslam'ın önünden çeksin bunları. İslam'ın nuruna engel olmasınlar. Enna yufakun. Bu akıl sahibi olduklarını iddia ettikleri halde o kadar konuşmayı becerebildikleri halde insanları memnun etmek için bu kadar uğraştıkları halde Rablerine dönmeyi nasıl tercih etmiyorlar? Allah'ın nurunu alıp halbuki ne güzel noktalara gelebilecekleri mümkün iken nefislerine uyup da Allah'ın yolundan insanları nasıl döndürüyorlar? Allah diyor ki nasıl yapabiliyorlar? Teaccüb. Qatelehumullah. Allah bertaraf etsin onları. Rabbimiz Subhanehu ve Teala nifaktan da münafıklıktan da bizleri muhafaza buyursun. Ama Medine denilen bu sure tekrar söylüyorum öğretiyor ki güçlü bir devletseniz içinizde münafıklar mutlaka olacağı. Aman bu da münafıkmış diye ağlanmanın, sızlanmanın bize bir faydası olmaz. Münafığın özelliği bellidir. Özellikle yöneticilere söylüyorum münafığın özelliği bellidir. Sözleri sizin hoşunuza gider, görünüşü hoşunuza gider. Demek ki her söylediği söz hoşunuza gidiyorsa burada bir sıkıntı vardır. Çünkü bu insan sizi Allah'ı hoşnut etmek için değil de sizi hoşnut etmek için konuşuyor. Demektir ki bu münafıklıktır yani. Hakiki dost size doğru yaptığınız zaman doğrusun, yanlış yaptığınız zaman yanlışsın diyendir. Sen bunları dışarıya atıp sana her yaptığın doğrudur diyeni seçiyorsan, he sen hakiki dost değil, münafıklar istiyorsun demektir. Sonra da münafık çıktı diye bunlar ağlanmanın ne yeri, ne zamanı olur yani. Allah muhafaza buyursun. Vaminallahi tevfik bi hürmetil habib bi hürmetil fatiha.